Saçını arkaya at, çok işe götür. Bence ziyiz. Ses deneme. Merhabalar. Dışarısı çok kötü, çok karanlık. Umarım ses iyi geliyordur. Şimdi ilk defa deniyoruz mikrofonu. Çok uzun zamandır başlamak istediğim bir video için, video serisi için ön hazırlık olsun diye bu videoyu çekmek istedik. Biraz sakin bir video olacak. Sadece konuşuyor olacağız. Bir meditasyon serisi istendi. En son yaptığım fitness challenge'dan sonra birazcık daha spor alışkanlıkları edinmeye yönelik evde çok zamanı olmayanlar için, çok buna bütçe ayıramayanlar için yaptığımız bir seriydi aslında. Bir fikir vermesi açısından neler yapabilirsiniz kısa sürede de olsa kendiniz için bir şeyler yapın diyeydi. Ama Instagram'da yaptığımız anketle meditasyon için daha fazla istek olduğunu gördük. İşte açıkçası çok sevindim. Çok hakkımdaydı ama istek var mı pek emin olmamıştık. Instagram adresimizi buralara bir yerlere koyuyor olacağım. Lütfen takip edin. Videoları yönlendirebilirsiniz, sorular sorabilirsiniz. Bu videoda şimdi birazcık kendi edindiğim alışkanlıklardan yola çıkarak size yön göstermeye çalışacağım. Daha mutlu bir hayat için, daha az stresli, daha verimli yaşayabileceğiniz bir hayat için kendi edindiğim alışkanlıklar ve bunları neden yaptıklarımı anlatıyor olacağım. İlk olarak süper insan olmamakla başlamak istiyorum. Şimdi birazcık kutu da çekeceğim telefonu. Çünkü neden süper insan olmadığım için hepsini aklımda tutamıyorum. Tam olarak da konumuz bu aslında. Şimdi çok fazla gelen üyelerden ya da görüşmeye gelen kişiler üzerinden örnekleme yapıyor olacağım. Biraz ara sırada şey içeceğim çünkü çok soğuklaşıyoruz. Süper insan olmaya çalışmak ne demek? Genelde kadınlarda daha fazla görüyor olduğum bir durum olmakla birlikte genel olarak herkese yönlendirsin istiyorum bu video. Esnek olmadan yoga dersine gelmek istemiyorum diyen bir üyem vardı. Doğru zamanı beklemek diye bir şey yok. O doğru zamanı yaratıyor olmanız gerekiyor. Hiç en iyisini yapamayacaksam hiç yapmam demek doğru bir seçenek değil. Bu sizi yapmak istediklerinizden alıkoyuyor olacak ve gereğinden fazla stres bindiriyor olacak. Esnek olmak için yoga dersine zaten başlamaya çalıştığınızı hatırlıyor olmanız gerekiyor. Orası bir yarış alanı, yarışma alanı değil. Kendinizi iyi hissetmek için, neler yapabildiğinizi görebilmek için, biraz kendinizi keşfedebilmek için dahil olmaya çalıştığınız bir grup, hocayla dahi yarışmaya çalışmak, diğer insanlardan üstün olmaya çalışmak, burada ego ile ilgili biraz çalışmaya gerektirecek olan kişi yönlendirmesi vardır. O yüzden süper insan olmaya çalışmıyorum. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışmıyorum. Her şeyi aynı anda da yapmaya çalışmıyorum. Öncelik sırası vermelisiniz kendinize. Bunun için en iyi tüyom bir başucu defteri ediniyor olmanız. Her şeyi yazın. Öncelikle neler yapmak istediğiniz o gün için. Hangi sıralamayla yapmak istedikleriniz. Gün sonunda dönüp baktığınız zaman ne kadar ilerleme kaydettiğinizi göreceksiniz. Bazı günler hiç ilerleme kaydedemediğinizi fark edip diğer gün bu sizi motive edecek ve tekrar yeni baştan başlıyor olacaksınız. Yapabileceğiniz hedefler seçmeniz iyi bir fikir o yüzden. Zaten hafta sonu için bir aktiviteyi çarşamba gününe yazıyor olmak gibi yapamayacağınız, sizi gereğinden fazla zorlayacak ve strese sokacak şeylerden birazcık kaçınmaya çalışmak, daha kendinizi dürüst olarak ilerliyor olmanız gerekecek. Bu da bir sonraki tüyoya aslında bizi götürüyor olacak. Kendinize yapabileceğiniz gol, hedefler belirliyor olmalısınız. Mesela günde 10 bin adım yürümeye çalışmak gibi veya ayda 2 kitap okumaya çalışmak gibi, 1 kitap okumaya çalışmak gibi olabilir. Çok minimumda bir şeyler yapmaya çalışıyor olmalısınız. Yapabilirseniz zaten o kadar. Evet, çok öğrenciyseniz, çalışmıyorsanız, aileniz yoksa veya çok fazla boş zamanınız varsa daha fazla kitap okuyabilirsiniz, seviyorsanız. Evet, olabilir. Ama öncelik sıranızda kitap okumanın nerede olduğu, kaç kitap okuyacağınıza doğru orantılı. O yüzden bir durup günde 10 dakika mı ayırabiliyorsunuz, 10 saat mi ayırabiliyorsunuz bu işe? Önce bir ona bakıyor olmamız gerekiyor. Ondan sonra ortama bir hedef belirliyor olmak çok iyi bir fikir.
Böylece ulaşabildiğinizi gördüğünüzde bir adım öteye bir hedef koyabilirsiniz. Veya bu sizi cesaretlendiriyor olacaktır. Buradaki hemen bağlantılı noktada zamanınızı iyi kullanmak olacak. Eski takipçiler veya öğrencilerim varsa izleyen çok fazla işi aynı anda yapmaya çalıştığımı bilir. Şöyle bir listelediğim zaman, baktığım zaman 24 saate sığamayacakmış gibi görünüyor ama önceliklerini belirliyorsunuz, yapabildiğiniz kadarını ilerliyorsunuz, yapamadıklarınız bir sonraki güne kalıyor ve bu yapamadığınızı kabullenip yapamadım bir sonrakine diyebiliyor olmanız gerekiyor. Kendinize karşı dürüst olma burada çok kilit. Yapabileceğiniz veya yapamayacağınız şeyler için açık olmak çok iyi bir fikir. Hem ders vermeye çalışıyorum, hem video hazırlamaya çalışıyorum, hem online olarak danışmanlık yapmaya çalışıyorum, hem stüdyo içerisindeki ürünleri, içeriklerini oluşturmaya çalışıyorum, hem onları hazırlamaya çalışıyorum. Ne kadar fazla parçaya bölünürseniz, yapabilirsiniz o kadar azalıyor. Çok fazla kişiye ulaşmaya çalışıyorsanız veya çok büyük bir alanda çalışmak istiyorsanız, o zaman birazcık hedefleriniz, yaptıklarınız ve yapacaklarınızı minimumda tutun. İki işi bir arada yapmaya çalışmak daha iyi bir fikir. Modayı takip etmeyi bırakın. Bunu hem gerçek anlamında söylüyorum, hem de mesela sosyal medyada herkes Instagram kullanıyor diye Instagram kullanmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Veya herkes spora gidiyor diye o pazar öğleden sonrasını spora gitmek zorunda hissetmeyin kendinizi. Önce neleri sevdiğinizi bulun. Sonra buna zaman ayırıp ayırmak istemediğinize karar verin. Ondan sonra harekete geçmeye başlayın. Çünkü zaten başkaları yapıyor diye yaptığınız her şeyde hem başarısız olacaksınız, hem yapmayı bir süre sonra bırakacaksınız. Sizin için geçici bir moda. Boşu boşuna harcadığınız enerji, zaman, para ve sabırdan ibaret. Gerçekten bunları yapmak istiyor musunuz? Buraya mı harcamak istiyorsunuz? Biraz onu düşünmek gerekiyor. Artık zaman çok kıymetli. Sadece moda olduğu için bir şeyleri yapmaktansa uyumak istiyorsanız evet uyuyun. Size iyi geleceğini düşünüyorsunuz. Evet. Çünkü sadece bedenen değil, zihnen de sağlığınızı kötü yönde etkileyecek şeyler bunlar. Beden sağlığı kadar mental olarak da iyi oluyor olmamız gerekiyor. Çünkü birbirini kovalıyor. Zihin ve beden birbirini kovalamaya her zaman devam ediyor olacak. Kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman sadece zihnen bir durumsa hemen yürüyüşe çıkmaya ya da hemen iyi bir şeyler yemeye, bedeni beslemeye çalışmak o yüzden. Çünkü zihnen sizi rahatlatacağını biliyorsunuzdur. O yüzden mutlu olmayacağınız, sadece öyleymiş gibi yapacağınız şeyleri bırakıyor olmak gerekiyor. Bu da beni bir sonraki adımla hemen yönlendirecek. Rol yapma. Yeni dönemde bu çok fazla var. Çok kıyas yapma, iyiymiş gibi yapma, hiç üzgün değilmiş gibi yapma. Rol yapma burada sosyal medyanın, hızlı tüketimin, insanlar üstündeki ekstra baskısı yüzünden oluyor sanırım. Mutlu bir eceliniz varmış gibi yapma. Çok başarılı bir öğrenciymişsiniz gibi yapma. Herkes doktor olmadı. Herkes avukat olmadı. Bazıları sokak yemekleri yaptı. Çok mutlu oldu. Çok başarılı oldu. İşte Discovery Channel'da çok güzel bir bununla ilgili belgesel vardı. Sokak yemekleriyle ünlenmiş bir kadın hakkında. Yaptığınız işi önemseyin, küçümsemek yerine önemseyin ve sevdiğiniz şeyi yapmaya devam edin. Bu sizi hem başarılı kılacaktır, sevdiğiniz şeyi yapmaktan hiç sıkılmayacaksınız, başarısız olduğunuz zaman yılmayacaksınız. Sadece başkaları yapıyor diye bir şeyler yaptığınız zaman, o zaman bir yerde artık yapamıyorum deyip bırakacağınız, zamanınızı ve enerjinizi boşa harcadığınız koca bir alandan ibaret olacak. Sizin için sadece o kadarcık bir anı bırakıyor olacak. Gerçekten mutlu değilseniz, gerçekten başarılı değilseniz bunu söyleyebiliyor olmalısınız. Önce kendinize dürüst oluyor olmalıyız. Evet, yapamadım. Bugün olmadı. Ya da bu kişiyle olmadı. Veya her neyse durum. Ne yapabilirim? Sorun mu arıyorum? Yoksa sorunuma çözüm mü arıyorum? Buna karar vermem gerekiyor. Hemen bakış açımı değiştiriyor olmam lazım, odak noktamı değiştiriyor olmam lazım ve beni ileriye götürecek her ne varsa o adımı atmaya çalışıyor olmam gerekiyor.
Bu durumda da öncelikle kendimize dürüst olmamız gerekiyor. Sonra da herkesi memnun etmeye çalışmaktan vazgeçiyor olmamız gerekiyor. Hayatım boyunca yapmaya başladığım, aldığım kararlardan en iyisi diyebilirim. Tüm hayatımı daha mutlu, daha sakin, pişman olmadığım kararların alındığı dönem olarak tamamen nitelendirebilirim. Kendimi daha iyi hissettiğim, çok faydasını gördüm. Sanıyorum ki de siz de göreceksiniz. Hayır demeyi öğrenmek gerekiyor. Sadece misafirliğe gittiğiniz için sevmediğiniz, istemediğiniz veya beğenmediğiniz, beğenmeyeceğiniz bir yemeği yemeye çalışmayın. Beğenmediyseniz beğenmediniz. Yemiyorsunuz da yemiyorsunuz. Bu kaba olun anlamında söylemiyorum ya da kabaca ifade etmek zorunda değilsiniz. Ama karşınızdakine açık ve net olarak yemeği hoşlandığınız şeylerin ne olduğunu veya farklı bir damak tadınız olduğunu anlatabiliyor olmanız gerekiyor. Bu daha güçlü ilişkiler kuruyor. Ondan sonra sadece yan baktığı için insanlardan küsüp arkadaşlarınızı bitirmeniz gerekmiyor olacak. Çünkü birbirinizi gayet iyi tanıyor, dürüst oluyor olacaksınız ve hoşlanmadığınız şeyleri karşınızdakine net olarak ifade edebiliyor olduğunuz bir ilişkinin içinde olacağınız için de çok mutlu olacaksınız. Kendinize sıkışmış, ay yine geliyorlar, yine görüşmek zorundayız dediğiniz ilişkiler almak zorunda değil. Biraz mesafeleri uzun tutabilirsiniz. Birazcık aramaları uzunlaştırabilirsiniz, aralığı uzunlaştırabilirsiniz. Hayır demeyi öğrenmek gerekiyor. Gitmek istemediğiniz bir yere sadece ayıp olmasın diye evet demeyin. Paranızı harcamak istemediğiniz bir aktivite olabilir, hayır deyin. Bunu yine söylüyorum, kaba veya tersler şekilde değil, yapmak istemediğiniz net olarak bellidir. Birlikte ortak paydada keyif alabileceğiniz bir aktivitede buluşmayı teklif edebilirsiniz mesela. Sadece doğrudan hayır diyemiyor olabilirsiniz ama bunun çalışmalarına ne kadar çabuk başlarsınız o kadar iyi. Çocuğunuzu büyütmenizden seçeceğiniz okula kadar, yapmak istediğiniz spor dalından yemek istediğiniz yiyeceğe kadar hayatınızın her noktasında hayır demeniz gereken, kendi zevkinizi ifade etmeniz gereken çok fazla şey var ve bunu yapmaya başlamak sanırım iyi bir seçenek. Takıldığınız şey bu oluyor olabilir. Böylelikle kendi çevrenizi de sevdiğiniz insanlar ve sevdiğiniz eylemlerle dolduruyor olacaksınız. Bu da mutlu bir yuva, mutlu bir alan verecek size. Başınızı çevirdiğiniz her noktada sevdiğiniz insanları, sevdiğiniz yiyecekleri, sevdiğiniz aktiviteleri görüyor olacaksınız. Tabii ki arada istemeden de olsa dahil ettiğiniz, kültürel olarak uzaklaşamadığımız, uzaklaştıramadıklarımız olacak. Ama zaten diğer kısımlar bana yük olmadığı için de mevcut sabrımı, anlayışımı ve enerjimi kullanabiliyor olacağım. Böylece daha çekilir kılacak durumu. Birazcık siz hayır diyeceksiniz. Birazcık onlar size hayır diyecek. Birazcık siz kendi sevdiğiniz şeyleri yapacaksınız. Birazcık onlar için bir iki adım atacaksınız. Böylece orta noktada hem kendinizi sıkıntıda, sıkışık ve bunalmış hissetmezsiniz. Sürekli her şeyden sıkılmış insanlarla etrafınızı doldurmazsınız. Veya onlardan biri olmazsınız. Bu çay içebilmenin içerisinde daha mutlu, daha sakin, daha pozitif, daha keyifli bir hayat sürmeye başladığınızı göreceksiniz. Son olarak, sona bıraktım çünkü benim için yine çok hayatımı düzenleyen adımlardan bir tanesiydi. Kendi kendinize daha fazla vakit geçirin. Yalnız olmaktan korkmayın. Kendinizi oyalayabilecek hobiler, aktiviteler, seveceğiniz, sevmekten zevk alacağınız. Sadece size para kazandırıyor olmak zorunda değil. Boş vakitlerinizi doldurabileceğiniz, yaptığınız zaman sizi sakinleştiren eylemler arayıp bulup kendinize dahil edin. İlla biri olmak zorunda değil. Telefonun bir ucunda başkasına ihtiyacınız olmadığını hatırlayın. Kendi kendinize yetebilmek dünyanın en güzel duygusu. Çok keyifli. Bir yogi olarak kendi kendime çok fazla zaman geçiriyorum ve yerini doldurabilir başka bir şey yok. O yüzden de kendi alanınızı ne kadar temizlerseniz o kadar mutlu olacaksınız. Çok kaba taslak olarak bu meditasyon serisinden önce
sizinle paylaşmak istediğim noktalardı. Çünkü meditasyon göründüğünden birazcık daha zor olabilir. Biraz daha zor gelebilir. Sadece oturmak, om deyip parmak uçlarınızı birleştirmek demekten daha fazlası. Yine hayatınıza dahil etmek isteyeceğiniz bir aktivite meditasyon. Öncesinde ama bir hazırlığa ihtiyacınız olduğunu bilin ve bu söylediğim noktaları bir karıştırın. Bakın bakalım yapmadığınız ya da yapmaktan korktuklarınız var mı? Bir adım atmaya çalışın. Lütfen yorumlar kısmında daha ayrıntılı anlatmamı istedikleriniz varsa belirtin. Ona göre yeniden bir video hazırlamış olalım sizler için. Önümüzdeki haftadan sonra sanıyorum ki meditasyon serisi başlıyor olacak. Yanlış değilsem şimdi planlamaya bakmam gerekiyor. Fitness serisi bitmek üzere çünkü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız çevrenizle paylaşın ve bir like verin lütfen. Abone olarak da bütün videoları takip etmeye devam edebilirsiniz. Çok memnun olurum sizi aramızda görmekten. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Bye.